Merhaba arkadaşlar. Ahçek yani spin avcılığında iki ana malzeme çok önemlidir. Bunlardan birincisi kamış, diğeri ise makinedir. Ahçek balık avcılığı yorucu bir av türüdür. Hedef balıklarında lüfer, akya, yazılı orkinoz, levrek ve hatta sinarit gibi avcı ve güçlü balıklar bulunmaktadır. Bu nedenle doğru teknik ve doğru malzemeyi kullanmak her zaman bize avantaj sağlar. Ahçek kamışlarında olduğu gibi makinelerde hafiflik çok önemlidir. Av sırasında fazla yorulmamak ve av süremizi uzatmak için hafifliğe dikkat etmeliyiz. Makinelerle ilgili bilgiler makinelerin üzerinde ve kutularında açıklamalar kısmında ve kullanma kılavuzlarında ayrıntılı bir şekilde anlatılmış ve yazılmıştır arkadaşlar. Atış eriminin artırılması bakımından makinelerimizin ip kullanımına uygun olup olmadıkları ve kullandığımız kamışla birlikte ağırlık dengesinin sağlanıp sağlanamaması açısından makine ile kamışın birbirine uygun olup olmaması çok önemli konulardır arkadaşlar. Tuzlu su makinelerde paslanma ve korozyona neden olacağı için makinelerimizin tuzlu suya dayanıklı olan makinelerden seçilmesinde fayda vardır. Ayrıca ister tatlı suda ister tuzlu suda kullanılmaya uygun makine olsun, makinelerimizin gerek yıkama, kurulama, gerekse zaman zaman yağlamalarının yapılması makinemizin ömrünü uzatacaktır. Makineleri tamamen suya batırmamak, her avdan sonra tatlı suyla yıkayıp kurulamak ve yağlama işlemini gerçekleştirmek korozyonu önler ve makinelerimizin ömrünü ve bizim avdan alacağımız zevki uzatır arkadaşlar. Ahçek makinelerinde temel olarak hızlı ve yavaş olmak üzere iki devir bulunmaktadır. Devirden kastımız makinenin kolunun bir tam tur çevrildiğinde makinenin kılavuz telinin makara etrafında kaç tur döndüğüdür. 5 tur yavaş, 6 ve üzeri ise spin makinelerde hızlı olarak sayılabilir. Yüksek devirli makinelerin dişlileri küçüktür. Bu nedenle hızlı sarım yaparlar. Diğer taraftan düşük devirli makinelerin dişlileri büyüktür ve yavaş sarım yaparlar. Bu da düşük devirli makinelerin torkunun yüksek olması sonucunu doğurur. Ancak ahçek avcılığında makineden ziyade yükü kamışa bindirdiğimiz için makinenin torku çok büyük bir fark yaratmaz. Bu noktada dişlilerin ve milin kaliteli ve dayanıklı olması çok önemlidir. Lüfer, yazılı orkinoz, torik, akya gibi hızlı balıkların yüksek devirli makinelerle, levrek gibi yavaş sarım seven balıkların ise düşük devirli makinelerle yakalanması, avlanması, av performansımızı arttırır. Bu noktada elimizdeki makine ile hızı kendim arttırırım veya kendim yavaşlatırım demek pek mümkün değildir. Zira yüksek devirli makineleri yavaş sarımla çekebilmek mümkünken düşük devirli makineleri yapısı gereği hızlandırmak mümkün değildir arkadaşlar. Makine kafasının büyüklüğüne, makinamızın devir hızına bağlı olarak makinamızın sarım hızı hızlı ya da yavaş olabilir. Bu hızlılık ya da yavaşlık bizim hedef balığımızla doğru orantılıdır. Levrek için 65 ile 85 santim arasında sarım yapan, lüfer kofana için 85 santimden daha fazla sarım yapan, akya, yazılı orkinoz ve benzeri avcı balıklar için, güçlü balıklar içinse 90 santimin üzerinde sarım yapan makineler tercih edilebilir. Bu balıklar üzerimize doğru hızlı yüzen, güçlü ve atak balıklar olduğu için hızlı sarım önem kazanırken, LRF gibi verimin artması için sahtemizin suda fazla sürede bulunması gereken avcılıkta ise yavaş sarım makineler tercih edilir. Ahçek makinelerde kafa boyutu 4000'lik ve 6 olmalıdır. 4000'lik ve 3000'likler en çok tercih edilenlerdir. 4000'den daha yukarısı Shorjig'de, 3000'den daha aşağısı ise LRF gibi avcılıklarda kullanılmaktadır. Makine üreticisi firmalar bu kafa boyutlarını aldığı ip oranını da göz önüne alarak belirlerler. Bu nedenle farklı firmalarda aynı değerdeki kafa boyutlarının birbirinden farklı boyutlarda olduğu da göze çarpar. Ahçek makinelerde kafa boyutu küçüldükçe makinenin ağırlığı da azalacağından av sırasında daha az yoruluruz. Spin makinelerde kafanın ip kullanımına uygun olup olmadığına dikkat etmek gerekir. Ayrıca spin makinelerde sarılı olan ip ya da misinanın daha rahat çıkması ve atış ereminin artması için bir eğim bulunmaktadır. Bu eğim sayesinde sürtünme azalır ve atış erimi artar. Genel kanının aksine günümüzde spin makinelerde bilya sayısının çok fazla olmasının pek bir önemi kalmamıştır. Makine parçalarının yataklarında kullanılan bu bilyaların ağırlığı arttırması ve günümüz teknolojilerinde bunların yerine çok farklı alaşımlardan dayanıklı parçalarla bu işin halledilmesi
artık bilya sayısının önemini azaltmıştır arkadaşlar. Pek çok amatör balık avcısı drag veya başka bir deyişle çeker veya fren değerinin makinenin en fazla kaç kilogramlık balık çekebileceği anlamına geldiğini düşünürler. Halbuki drag makinenin kalaması sonuna kadar sıkıldığı zaman balığın uygulayacağı kuvvete karşı makinenin ne kadar dayanacağını belirten bir değerdir. Makinenin drag'ının dayanıklılığı, tahrik mili ile makara arasına yerleştirilmiş olan pullar ve rondelaların kalitesiyle doğru orantılıdır. Ayrıca bu drag sistemi balıkların ipimizin çekerinden daha fazla bir baskı uygulamasında ipimizin kopmasını da engeller. Makine dişlisinin ve rotorun taşıyabileceği en fazla ağırlık hedef balıklarımız büyüdükçe önem kazanır. At çek makineleri önden ve arkadan kalama olarak ikiye ayrılır arkadaşlar. Günümüz makinelerinde daha çok önden kalama tercih edilmektedir. Önden kalama mekanik açıdan daha basit ve daha hassas bir yapıda olduğu için tercih edilir. Arkadan kalama ise av sırasında daha rahat bir ayarlama yapmamıza yarar. Ancak bu kişiden kişiye bağlı olarak değişen bir konudur. Aslında gözde görülür, pek de bir farkları bana sorarsanız yoktur. At çek makinelerinin diğer önemli parçalarına gelirsek, makaramıza ipi ya da misinayı sarmamıza yarayan kılavuz telimiz, makinemizin dişlilerini harekete geçirmek için kullandığımız makine kolumuz, kamışımıza makineyi sabitlemek için kullanmış olduğumuz makine ayağımız ve makinenin kolunun her iki tarafa da dönmesini sağlayan anti-reverse mekanizmasını sayabiliriz. Bu parçaların hepsi diğer makine parçalarıyla birlikte aynı kalitede ve birbirleriyle dengeli olmak zorundadır. Evet arkadaşlar, bu videoda sizlere elimden geldiğince spin makinelerinde nelere dikkat etmeliyiz, spin makineleri alırken ihtiyacımıza göre seçimleri nasıl yapmalıyız konusuyla ilgili bilgilerimi paylaştım. Sizlerin de eklemek istediği şeyler varsa videonun altına yorum yaparak bizlerle paylaşabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum.